Hepinize merhabalar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Oğuz Hocam, merhaba. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi biz bir süre önce Oğuz Hocam'la beraber aslında bunu size anlatmak için çok heyecanlıydım ama bekliyorduk uzun zamandır. Bugün vakti geldi diye düşünüyorum çünkü Elif Ada'nın sonuçları çıktı bugün. Neydi hocam testimiz? Testimiz bu duygu ve travmalarla ilgili mukoza testi. Yani ağızdan alınan... Tükürükle. Evet. Tamam bir tane. Evet. Mukozayla evet. Duygu durumunun nasıl olduğunu, travması var mı, nereden geliyor bu travmalar? Ya da hangi saatlerde tetikleniyor? Aynen, birçok şeyi şimdi birazdan konuşacağız zaten. Aslında beni en çok heyecanlandıran da işte burasıydı arkadaşlar. Yıllar önce, 2 yıl önceydi galiba, biz Oğuz Hocam'la bir şey görüşmüştük, hatırlıyorsunuz hocam, geçen gün de konuştuk hatta. Bu anne Elif'in de rahmetli olmadan önce bu beyne bir şey takılacağını ve onu bilgisayardan sistematik olarak görüleceğini ve bunu konuştuğumuzda bile bu beni çok heyecanlandırmıştı. Çünkü özel çocuklarda bütün annelerin en çok merak ettiği çocuğumuz ne hissediyor. Ben bunu duyunca o kadar çok heyecanlandım ki hatta o zaman hep konuşuyorduk. Hani belki bunun imkan olmaz, o çipleri taktırıp bilgisayarda bu hala denenme üzerinde mi hocam hala? Evet, hala araştırma yapılıyor. Evet. Bu Elon Musk'ın bir çalışması. Hı hı. Beyne yapay sinir hücreleri eklenerek oradan aslında yine duygu durum ve düşüncelerini okumaya çalışacaklar. Aslında yine dile tercüman özel tabii, çocuklarımızın. Evet. Bu beni çok heyecanlandırmıştı ama paraları konusunda hep düşünüp yaptırabilir miyiz diye. Sonra bundan yaklaşık bir ay önceydi değil mi hocam? Bayram öncesi Oğuz Hocam bana böyle bir şava diyelim. Şava yöntemi değil mi hocam? Evet. Şavanın yöntemiyle alakalı söylediğinde beni en çok heyecanlandıran kısmı zaten Elif Adam'ın ne hissettiğini öğrenmekti. Aslında çocuğumu tanıdığımı düşünerek kendimce birkaç yöntem söyledim. Çünkü ben kendime ve eşime de yaptırdık. Biz bu aile paketini aldık. Ve benim sonuçlarım çıktı. Ve acayip bir şekilde beni özetliyor. Çünkü ağız içi mukozanızdan alınan bir test. Bu arkadaşlar hani bu laboratuvarlara gidiyor. Ve bu duygu durumu aslında bir de vücut ısısıyla değil mi hocam? Hem öncesinde vücut ısımızı ölçtük. Sonrasında da bu mukoza testini yaptık. Ve şu anda da bende çok güzel ve beni anlatan şeyler çıktı. Oğuz Hocam da biliyor aslında benim... neleri sevdiğim, nelerden hoşlanmadım hepsi burada çıktı. Elif Ada'da da şimdi öğreneceğiz hep beraber. Bu heyecanı sizinle de paylaşayım istedim. Biliyorum ki birçok özel anne çok istiyor bunu öğrenmeyi. O yüzden hem böyle de bir bilgi verelim, böyle bir şeyde imkanımız var, yaptırabilirsiniz diye sizlere de fikir olsun dedim arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Elif Ada'nın sonuçları çıkmış. Aslında cuma günü Oğuz Hocam'la konuştuk ama ben 2 gündür sabırsızlıkla bu anı bekliyorum. Beraber açalım ve beraber görelim diye. Hem de sizinle beraber olacak arkadaşlar. Hadi bakalım Elif Ada'da neler çıkmış. Evet, ilk soru olarak ilk travma nasıl oluştu? Bir dakika hocam. İlk sorumuz. Bir dakika. Ben çok heyecanlıyım. Ellerim titriyor. Ben hemen tripodu takıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi Oğuz Hocam açacak ve hep beraber Elif Ada'nın mukoza testinden neler çıkacak. Ben çok heyecanlıyım. Bir bakalım neler var. Ve aslında birkaç tane ne derler ona? Ne yapmıştım hocam? Fikir mi? Yorum yapmıştım Elif Ada'yla hakkında. Aslında işte ilk travma nasıl oluştu sorusuyla başlıyor testimiz. Ve ilk sorunun cevabını siz bilmişsiniz. Kuşak ve insandan yani demiştim. Yani 80 oranında kuşaktan gelen yani atalardan gelen bir şey var. Bu tabii anne karnındayken plasentadan geçen şeyler çocuğa, travmalar. Yani bu kuşaktan kuşağa aktarılan şeyler. Sizin annenizde de olabilir bu travmalar. Onun annesinde de olabilir. Bu şekilde aktarımla gelmiş bir travması da var. Evet. Ayrıca dediğiniz gibi %50 civarlarında insandan gelen bir travma da var. Bu da tabii hani... Ses duyuyorum biraz sesli. Olursa hocam mikrofonum yok. Evet. Tamam. Ama ben burada ya ben tahmin ettim. %kaç hocam çok yüksek oranda kuşaktan çıkıyor. Evet. Benimkine çok benzemiyor mu hocam? İnsandan aynen sizinkine de çok yakın. Aynen öyle. Benimkini de göstereceğim bu arada arkadaşlar neler çıktı. Diğeri neydi hocam? Ben de yorumlayarak gideyim hem. Diğeri de insandan. Evet. İnsandan. Tabii burada bakımını üstlenenler o sırada artık doğumundan itibaren bunlar çok tabii bilinemiyor. 0-7 yaşta hani tam bir konuşma da olmadığı için, bizimle iletişim olmadığı için bunları anlatması çok kolay değil ama biz tahmin edebiliyoruz. Yani hastane bakımlarından tutun. Oradaki yoğun bakım süreçleri genelde bu süreçleri yaşamış kişilerde çok fazla çıkıyor insanlar. Ve bu zaten hocam böyle çocuklarda da her çocuk farklıdır ama
Dün bir arkadaşımla da konuştum. Kalp hastası çocuğu. Çok büyük travmalar yoğun bakımlar ama şu andaki çocuk da 9 yaşta belirginleşiyor. O korku, evet, yalnız kalamama gibi. Her yaşta farklı şekilde olgunlaşması farklı olabiliyor. O yüzden ben bunu tahmin etmiştim arkadaşlar. Kuşaktan ya da insandan net demiştim. Yani bunu biliyoruz artık da. Yani evet, tahmin edip etmek zor değildi. Diğerlerine geçelim. Aynen. Yani bir kaz, diğer ikisi de hayvandan ve kazadan diye iki travma var. İkisi çıkmamış. Kazadan genelde işte kafa üstü düşme vesaire çocuklukta. Ben onu hamilede bir yaşta düştüğünde, aslında hamile yaşıyor, evet, olsaydı kesinlikle yüzüstü parke, yani yol taşlarına düştüğündeki o kazadandır diye düşünüyordum ama Elif'a da öyle bir şey olmadığı için. Buradaki seçenekler arkadaşlar, biri kaza, biri hayvan korkularından, değil mi, evet, hocam? Evet, diğer ikisi. Biri kuşaktan ve diğeri insandan, 4 seçenekler var arkadaşlar. Bu seçeneklerin arasında bunların çıkıyor. Bunların yoğunluğuna göre, şeyine göre değişiyor. Şey değişiyor, yorum değişiyor çoğu zaman. Birçok öğrenci de ve veli de olacağım, evet, yaptığı için biliyor arkadaşlar. Bir tek ilk yapılan biz değiliz. Ben duyduğumda çok heyecanlandım. Bayram girdiği için araya bu zamana kaldı. Biz aslında öncesinde bunları yapıyorduk bir taraftan da heyecanla. Devam ediyoruz. Evet, travmayı tetikleyen etkenler diye geçiyor ikinci sunumuz. Şıklar bunda, neler hocam? Orada önce burada şıklar, resimler, kokular, renkler ve sesler. Bu genelde bizim aslında duyularımız. Bu duyularımızı, duygularımızı nasıl, neylerle yaşıyoruz? Bizi kokular mı bir yerlere götürüyor? Aslında burada ikili şey var. Resimler çok yüksek oranda çıkmış. Elif'a da mı? Daha sonrasında kokular ve sesler şeklinde. Yani gördüğü resimler, baktığı o anki imajlar onu çok fazla travmaya götürüyor. Allah Allah, bunu hiç beklemiyordum hocam. Evet. Ben daha bunu sesler diye tahmin etmiştim. Kokular ve sesler de var ama en çok resimler. Tabii bu iki türlü aslında. Duyularımız beynimize nasıl işliyor bununla ilgili. Yani resimler aslında onu da mutlu da ediyor. Belki de bilmiyorum, kartlar gösteriyor musunuz? Gösteriyorum. Onlar da mutlu oluyor mu? O tepkisini ölçemiyorum. Elif Adan'ın hani mutlu olduğu zaman mutlu. Ama böyle konuşmada, sesler derken ben hep ona güvendim. Ben hep konuşurken Elif Adan'ın şeyini fark ediyordum. Hani tepkisini, gülüşünü falan. Sesi o yüzden hep burada söyledim. Burada iki önerim var aslında. Resimler ona çok iyi de gelebiliyor olabilir. Kötü de geliyor. Çok tetikliyor da olabilir. Burada aslında sizin ikisinin, yani resimleri gösterip, ona farklı farklı resimler gösterip, belki hikaye kitapları almıştınız, onları okuyordum. O hikaye resimlerini gösterip daha sonrasında tepkilerine bakmanız gerekiyor. Eğer kötü bir tepki gördüyseniz onları elimine etmeniz lazım. Ama iyi tepkiler gördüyseniz aynı zamanda bu onun duygu dünyasına işleyen kısımlar. Yani resimden onun duygu dünyasına işleyen şeyler. Bir de şu var hocam, bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Elifa'da şöyle, herkesin dediği şu, genel itibariyle Elifa'da ile ilgilenen herkes şunu söylüyor. Mesela senin kokunu, senin sesini biliyor. Çünkü ben olmadığım zaman Elifa'da nazlanmayan bir çocuk. Ama ben olduğum zaman, yani ben o odaya girdiğim zaman diyorlar ki senin kokunu ya da sesini. Bu koku ve sese, özellikle sese, hani kokuyu çok ne kadar hani idrak edebilir diye düşünüyordum. Ama evet, üçü de görseller fazla çıkmış, hani resimler evet. Onu hiç düşünmemiştim ama koku ve ses özellikle çok bekliyordum ama onlar da üçünde de çıkmış yine arkadaşlar. Şöyle. Üçünde de yine sesler, özellikle resim, yani resimler ve kokular. Evet, Elif Adan'ın duygularını öğrenmek çok güzel. Evet hocam, devam yani ediyoruz. Yani duygularına böyle aslında ifade de edebilirsiniz. Güzel gelen kokular, güzel gelen sesler onu aynı zamanda mutlu ediyor. Bu bizim aslında etkilenmemiz. Duygularımızı etkileyen şeyler, resimler. Başta kokular ve sesler. Aynen öyle. Daha sonrasında travma davranış kalıbı var. Bu da aslında biz travmaya girdiğimizde neler yaşıyor çocuk. Bunu bize söylüyor. Öncelikle çaresizlik çok yüksek. Ya bunu tahmin ettim, biliyor musunuz hocam? 70 oranında çaresizliği hissediyor. Bunu şöyle fark ettim. Ben Fatih'e dün akşam gece 2.30 gibi gece arkadaşlar konuştuk. Bugünün hani neler çıkabilir diye. Fatih dedim ki çok yüksek ihtimalle çaresizlik çıkacak. O kadar acı ki burnumun direği sızlıyor ama gerçekten Elif'a da o çaresizliği hissediyorum. Evet. Çünkü hiçbir şey yapamıyor. Sadece size acı acı bakınca ben oradan anlıyorum o çaresizliğini. Başka bir şey daha var sanki. Sonrasında hayal kırıklığı ve düşmanlık yaşıyor. Yani sonrasında böyle bir öfke durumuna giriyor olabilir. Hani travma yaşadıktan sonra. Şöyle hocam, o gün acilden çıkarken YouTube videosunu da arkadaşlar izlemiştir. Öyle bir kızıyor ki. Kızarak çıktı o gün hastaneden. Dedim çok öfkelendi.
onu yapıyor. Evet, burada o, da ona çok canını yakan kişilere çok tepki, ki derste bile hocam diş gıcırdatması bile bence olabilir. Duygu durumunu, öfkesini belli ediyor. Düşmanlık. Düşmanlık mı sen besliyorsun? Çok az da umutsuzluk gülüyor. Hissediyor. Hı hı. Bu tabii hani evet, umutsuzluk az olması güzel ama çok yüksek olursa tabii tram şey depresyona girmeleri çok daha çabuk olurdu. Umut olsun, o kaç, yüzde kaç ihtimal? O yüzde 40'larda çok yüksek değil. Yani. Hı-hı. Çaresizlik yüzde 70 miydi? Çaresizlik 70 evet. Vay be, en çok onu hissediyorum. Evet. Sonra arkasına dediğiniz gibi düşmanlık ve hayal kırıklıkları oluyor. Evet. İnsanlarla iletişim kalıbı aslında çok iyi. Yani kendine özgüveni çok yüksek. Annesinin kızı. Annesinin ben de öyle çıktı arkadaşlar. Evet. Dışarıya karşı çok böyle şey geliştirmiyor. Hani direktman kötülük geliştirmiyor. Etrafını seviyor aslında. Güleç yüzlü oluşundan bence bu belli evet, zaten. Yani, Elifa'da çok güleç yüzlü. Elifa'da da ben de onu fark ediyorum. Mesela bir başkası da baksa, kucağına alsa yine onlarla oluyor. Da şeyi iyi, iletişimi iyi. Aynen, mutlu oluyor. Onu gösteriyor. Ben ne güzel. Direkt şey yapmıyor aslında, hani güvenmiyor ama güvendiği kişilerle de devam ediyor. Böyle söyleyeyim. Aynen. Çünkü you are okay kısmı da çok yüksek çıkmamış. Hı-hı. Yani çok aşırı güvenmiyor etrafına. Ama kendi özgüveni yüksek. Ay minnoş. Annesinin kızı dediğim gibi. Travma döngüsü. Bu da sabah, öğleden sonra ve akşam şeklinde. Bu ne çıktı hocam? Ben gece diye tahmin etmiştim bunu. Bu sabahtan çok yükseliyor. Gece başlıyor. Gece yatarken başlıyor. O yüzde kaç oranında? Ay bana çok benziyor Elif Ad hocam. Evet, sizde de böyleydi değil mi? Evet. Sizde ama sabah çok, ben de çok yapıyordu. Yüksekti aynen. Burada 30'lar, 20-30'larda akşam gece başlıyor. Başlamaya başlıyor yatışta. Sonra sabah 40'lara çıkıyor. Çok yüksek değil aslında. Aynen. Hani çok aşırı tetiklenmiyor. Demek ki şiddeti çok yükselmiyor gün içerisinde. Ama öğleden sonra çok iyi. Onu söyleyebiliriz. Evet. Bir de burada arkadaşlar şöyle, bana çok benziyor derken Elif Ada'nın bu çıkan sonuçlarla benim bu işte kendine güven konusu, işte kuşaktan gelme sonrasında işte bu travmanın tetiklendiği saatlerde ben de sabah çok pik, bayağı yüksek derecede çıktı. Ben hep Oğuz hocama hep diyordum, size de zaten anlatıyorum biliyorsunuz. Sabahları artık ben anne Elif'im varken Bismillah deyip kalkan ben artık kalkamaz duruma gelmiştim. Çok fazlaca da konuşuyorduk Oğuz hocamla, hani psikolojik mi acaba, kafamı kaldıramıyorum. Hep şikayetim buydu, sabah kalkan ben artık güçsüz hissediyordum. Ben gece o ölüm anından mı acaba diye hani Amine Elif'ini yatırdım. Ama ben gecedir diye düşünürken sabah çıkması, Oğuz hocamla konuşurken şunu söyledik. Çünkü ben o uyandığımda sabah Amine Elif'in yanımda öldüğünü görmüşüm. Aslında ben anladım ki o sabah kalkamamazlıklarım aslında travmayı yaşatan zamanın sabah olduğunu anlamış olduk. Çünkü ben sabah hiçbir şey yapamıyorum. Bıraksanız beni saatlerce uyuyacağım. Evet, bu gece uykusuzluğuna yorabilirsiniz. Ama ben yıllardır gece uykusuzluğu yaşıyorum. Bunu vücudum artık alışkanlık haline getirmişti. Ben anladım ki aslında travmalarımın sabah o 8'deki kalktığımdaki görüntü ve ondan sonraki süreç bende çok acı bir şekilde kaldığı için travmamın da o saatlerde tetiklendiğini biz de öğrenmiş olduk. O yüzden böyle yorumlar yapıyoruz. Belki onu da kısaca yine söyleriz benim evet. Çıkanı. Devam edelim yine. Tabii çok büyük acı yaşadınız o sabah. O da tetiklenmiş olması çok normal. Sizin bir de renkler vardı. Onu buldum biliyor musunuz hocam? Benim renkler vardı. Biz Gökçe ile konuştuk bunu hocam. Ben dedim ki biz Oğuz hocamda renkler çıktı arkadaşlar bende. Ben sestir diye düşünürken ambulans sesi beni tetikleyen. Ama Oğuz hocam dedi ki mavi ve kırmızı olabilir mi? Ambulansın renkleri. Ama biz ne olduk biliyor musunuz hocam? Gökçe Nur'la biz bunu o gün sizden istedim ya. Ben silmişim hocam, bana atar mısınız? Ben Gökçe ile konuşuyordum arada. Sarı renk. Neden? Ben hep Gökçe Nur dedi ki bana sen rengi neden arıyorsun? Sarı renk. Çünkü sen nereye gitsen sarı, aman ışık sarı, aman koltuk sarı, aman kıyafet sarı. Biz biraz ürettik. Ben ürettim ona. Çünkü aynen. Çünkü dedi ki hatırlıyor musun? Oğuz Hoca'ya dedi patlayan renklerde bir eşofman takımı alacaktık biz Elsiden ikizlere dedi. Sen Oğuz Hoca'ya arayıp sormuştun. Hocam turuncu bir patlak renk. Hatırlıyor musunuz evet, o eşofman evet, takımını? Siz de bize demiştiniz ki kendi üzerinde ya da karşısında görmedikten sonra sorun yok. Kendi üzerinde göremeyecek, alabilirsiniz demiştiniz. Ben o gün Gökçe'nin deyişiyle hatırladım ki aslında ben de
renklerden oluşan travma. Sarı renkten nefret ediyorum. Ama çok sevdiğiniz renkler de olabilir bu arada. Renkler sizin aynı zamanda duygu dünyanıza işleyen şeyler. Aynen ama bunu şey olarak düşündüm ben hocam. Hangi rengi severim? Hani bazı burada renkler sizi travmaya sokuyor, travmaya götürüyor. İşte orada sarı ve patlayan renkler. Evet, ama sevdiğim tarafını renkler, bilemedim hala. Sevdiğiniz renkler de var mesela. Belki kıyafetlerde giydiğiniz. Genel ağırlıklı siyahlar, böyle ne bileyim yeşiller. Canlı renkte de severim ama siyah işte, gibi. Yani o sizi rahatlatan renkler de var. Bunu aslında tek taraflı düşünmemek gerekiyor. Evet. Aynen öyle. Evet, devam edelim. Evet, kişinin sevgi dili olarak da burada aslında sizden bir şey ya alayım. Neler olabilir? Ya, temas. Evet, fiziksel temas. Temas neler vardı hocam? Hatırladığım onay kadarıyla. Onay sözlüğü, birliktelik, hediyelikler, yardım etme şeklinde var. Şöyle, yardım etmenin nasıl olduğunu bilmiyorum. Elif Ada birine yardım edecek şekilde mi onu bilmiyorum ama ben Fatih dün gece aynen böyle o görüntüyü kendimden karşıma çıkınca fiziksel temas ve birliktelik olarak diye yüksek çıkar dedim. Şu anda dadın, dadın. Ne hocam? Fiziksel temas evet. Ya. Yüksek. Yani aslında kişinin sevgi dili şöyle bir şey. 3-4 yaşlarından sonra yavaş yavaş gelişmeye başlıyor aslında. Burada kişinin yani sevgi yeni dili gelişiyor aslında şu an sevgi dili. Bu yönlendirilebilir ve geliştirilebilir bir şey. Fiziksel teması çok seviyor. Ya. Aynı zamanda biliyordum. Hediyelikleri seviyor. Hediye almayı vermeyi seviyor. Evet, burada yani belki onu alınan kıyafetler, şeyler, süslemeler, bakımlar falan hepsi içinde midir hocam? Tabii, hani aldığım her şey ona. Kızım bunu sana aldım, işte sana giydirdim. Aynen, bunları sözle de söylemeniz aslında ona hediye aldığınızı. Ben bunu çok yaptığım için onu hissedebilir hocam. Çünkü ben Elif Adayı. Aslında siz geliştiriyorsunuz gerçekten bu sevgi dilini. Aile geliştiriyor. Birliktelik o kadar yüksek çıkmamış ama yavaş yavaş onay sözleri de hani çok güzelsin kızım, çok iyisin kızım, aferin kızım demeniz de yavaş yavaş gelişiyor. Ay çok bu dediğim gibi bu süreç gelişecek bir süreç. Daha başında. Çünkü hep sizin söylediğiniz, hep sizden ilham aldık hocam o konuda. Allah razı olsun. Hep siz diyordunuz çünkü. Hep çocuklarda bir yaş sendromu, iki yaş sendromu, üç yaş sendromu. Hep bana der ki bir sebep beklemeyin Fatma Hanım. Ağlamasında da gülmesinde de. O mesela çekmeceleri karıştırmak istiyor. Yapamıyor. Ben o günden sonra dedim ki hep böyle özel çocukları olan annelere hep şey gözüyle bakarlar çocuklara. Anlamıyor. Hayır. Her şeyi anlıyor. Her şeyi anlıyor. Her şeyi anlıyor. Aynen öyle. Hissediyorlar. Oğuz hocam beni zaten yıllardır bilir. Oğlumda da biliyordu. Ben hep onları giydirmesini, süslemesini, ne bileyim işte alkışlar, şarkılar, ona iyi, yani iltifatlar. Ben hiç onları o olarak düşünmedim. Oğuz hocam beni tanıdığı için de belki şu anda söyler bilmiyorum ama ben hep onları İşte çok güzelsiniz, işte ne bileyim sen bunu yaparsın, işte bunu sana aldım, bunu senin için aldım, bunu senin için giydiriyorum gibi aslında konuşmak gerekiyor hocam. Evet, belki de en büyük eksiğimiz, ben konuşmayı çok sevdiğinden de bilmiyorum ama gerçekten konuşmak gerekiyor. O kadar çok hissediyorlar ki. Bence birçok şey söyleyemeseler de o temas ve his çok çok yani yüksek çocuklarda. Hani varsa bilmiyorum, değerlendirme almak isteyen fizyoterapistler de belki izliyorsa değerlendirme alırken de çoğunlukla ben çocuklar olmasın istiyorum ailelerin yanında. Çünkü hani hep o süreci konuştuğumuz için şunu yapamaz, bunu yapamaz gibi onların olmaması çünku hissettiklerini düşünüyorum. Yani şu an Elif Ada uyuyor arkadaşlar. Belki de duyuyordur ama uyuyor. Evet. Hissettiklerini düşünüyorum. Onun hakkında konuşmuyoruz şu anda. Aynen ama çok önemli hocam. Evet bu. Gerçekten önemli. Çok önemli. Yani çocuk bazen şey yapmasa da, belli etmese de onu hissediyor direktmen. O yüzden ya çok hocam, yanında konuşmak istemiyorum. Kesinlikle o konuda çok haklısınız ki bu şeyinizden ötürü de sizi teşekkür ediyorum ve tebrik ederim. Çünkü daha önce yaşadığımız bir şey vardı biliyorsunuz ve dam bir şeyi çocuğun önünde söylediğiniz zaman ben o kadar çok inanıyorum çünkü ben ne zaman eve getirsem Elif Adayı o durumda o günkü mutsuzluğunu ben hissedebiliyorum. Gerçekten sizin aslında hissetmiyor diye dan söylediğiniz şeyler herkes için geçerli. Anne baba olarak için de geçerli hocam bence. Ne bileyim bir eş dost işte yapamaz mı, işte yürümeyecek mi, yapamayacak mı? Hayır ya, neden kızımın yanında böyle şeyler söylersin? Hissediyor hocam. Bu konuda da özellikle teşekkür ederim. Çok hassas olmak gerekiyor. Kesinlikle. O da hocam biraz şuradan da geçiyor işle alakalı. Tabii Allah razı olsun. Tabii, o konuda gerçekten yani, biraz bunlar da insanın geliştirebileceği şeyler. Bence hani öyle değerlendirme alabilecek terapistler varsa aklında bulundursunlar. Aynen öyle. Evet.
Burada bir de hormonal dengeleri var. Evet arkadaşlar, bir de böyle vücut yapısı gibi işte ateşle alınan şeylerden değil mi hocam? Bu ateş değil, direkt yine hormon bezlerinin, yine mukoza testinden. Ama şeyde Oğuz hocam, böyle biz ateş ölçerken aslında bazı yerlerde arkadaşlar çok ilginçtir. Buradan katılmak isteyen varsa, bu testi isteyenler, Oğuz hocama buraya Instagram adresini de koyacağım ve ulaşabilirsiniz. O danışmanlığını yapıyor artık kendisi. Evet. Çok ilginçtir. Bazı vücudumuzun bölgelerinden arkadaşlar ateş alınmıyor. Ben de dahil, Elif'a da dahil bir çizelge var. Kesinlikle Oğuz hocam bunu size anlatacak. Çok anlatmak istemiyorum. Bilir kişisi Oğuz hocam ya, eğitimlerini kısa, alıyor. Kısa anlatabilirim aslında. Buyurun bizim hocam. Fasya diye bir dokumuz var. Yani vücudumuzu saran. Bu da daha çok su yapısında. Yani beyaz renkli. Kırmızı renkli bir yapıda değil. Beyaz renkli bir yapıda. Ve suyla iletimi sağlıyor. Yani bilginin aktarılmasıyla ilgili, yani ayağımızdaki herhangi bir problemi bilgi olarak aktarılması bu fasyadan geçiyor. Buna ben burada bir araya girip örnek vermek istiyorum. Şöyle ki arkadaşlar, bahsettiği şey hocamın, ben bundan biliyorsunuz birkaç gün önce, yani Oğuz hocamla işte bu şey ateş testini yapmadan önce biz ortopediye gittik. Oradaki hocamız bize söyledi ki ayak altında Elif Adan'ın çok fazla deformasyonları olduğu için, aslında his kayıplarının, kaslarının çalışmadığı için his kayıplarının da olduğunu, yani oralara çok aktif hale getiremediğini. Ve bunu söyledikten sonra Oğuz hocamın yaptığı test de bize yaptırdı. Ben ısıları alamadığımda bu fasya dediğim olayın ne demek olduğunu... Evet. Orada ben de zevkleşti hocam, biliyor musunuz? Geçmeyen bir diz ağrısı, kalça ağrısı varsa aslında o bilgi yukarıya beyine işlenemiyor ve oraya gerekli ajanlar iletilemiyor. İyileşme olmuyor o yüzden, evet, değil mi hocam? Evet, iyileşmede gecikmiş oluyor. Aynen öyle. Öyle. Doğru ajanlar hızlı bir şekilde iletilemiyor. Çünkü oradan bir bilgi gelmiyor beyine doğru. Evet, bu testin şeyi bu şekilde. Bu ayrıydı. Şimdi tekrar mukoza testindeki aynen. Bu... Talamus, hipofiz, tiroid, pankreas, adrenal ve yumurtalıklar kısmına girelim. Yine bu bezler. Evet, Elif Ada'da talamus dediğimiz, hani beynin en aktif olan, düşüncelerle ilgili en aktif olan kısmı çok çalışıyor. Yani aslında çok şeyler üretiyor hayal dünyasında. Ya hocam ya, bu çok acı işte. Burayı dediğiniz anda benim böyle... Müthiş çalışıyor, çok hassas. Hızlı çalışıyor. Yani bu kadar çok çalışmasını istemeyiz aslında ama dediğim gibi bu biraz da hükmedemedikçe aşağı kısma... İşte hocam bu şey değil mi? Epilepsinin amacı da bu değil mi? Aslında birçok şeyi yapamıyorsunuz. Evet. Çocuk buluyor. Dediğimiz aslında bu. Birçok şeyi hissediyor. Yapmak istiyor. Ama yapamadığı anda orada her şey birikmiyor mu hocam? Tabii birikiyor. Aynen öyle. İşte burada en acı kısım da aslında bizde bu. Bizde de birikiyor. Deşarj etmek için bir yerlere tatile gidiyor. İşte arkadaşlar yapıyoruz. Annesine çok benziyor dediğimiz yerde burada yine Elif Adayla çekişiyoruz. Ama biz bir yerde, biz Oğuz Hoca'yla da onu konuştuk. Aslında epilepsi açısından da belki bu çocuklarımızda iyi olur diye. Çünkü Oğuz Hoca'nın dediği gibi biz nasıl deşarj oluyoruz? Mesela gidiyoruz alışverişe, gidiyoruz bir dağda, bayırda bağırıyoruz. Hani ben mesela geçen gün kendime ne yaptım? Çıktım, arabaya bindim. Yüksek bir sesle bangır bangır müzik dinleyerek gittim. Çünkü kendimi iyi hissetmem gerekiyordu. Burayı deşarj etmem gerekiyordu gibi. Ama çocuklarımız da bunları yapamadığı zamanlarda da aslında Oğuz Hocam hep derdi. Kendilerini deşarj etmek için aslında epilepsi atan, tetiklenen yer deşarj olayı. Değil evet, mi hocam? Evet. Ve işte burada yük epilepsi... Birikiyor. Yani çok yüksek bir yük birikiyor ve onu bir şekilde beynin... salması lazım. Bu da tabii... Bunu olurken... nasıl yaptırabiliriz acaba hocam çocuklarımıza? Ne bileyim, ben ona yüksek sesle müzik yani açıp işte... oynuyorum falan ya, evet. Mesela. Mesela ne burada mesela yani travma döngüsünün yüksek olduğu resimler var ama aynı kokular ve sesler aynı zamanda bu onun beynine giden yolda. Yani buna iyi gelen kokular, sesler... Bunu keşfetmek gerekiyor. Tabii keşfetmek gerekiyor. Siz nasıl kendinizde da... keşfettiniz? Biliyorsunuz hani bu iyi geliyor. Onun da duygu durumuna bakarak bunu sizin keşfetmeniz gerekiyor. En iyi anlayan siz olacaksınız. Çünkü. Aynen öyle. Aslında birçok şeyini bildiğim gibi arkadaşlar, bunda da deneme yanılma yöntemiyle tabii ki kendimiz çözeceğiz yine. Ben şunu mesela şöyle müzikle çok eğlendiğini düşünerek hep ben o tarafa gidiyordum. Ama bireysel derse de bu çok önemliydi. Bireysel öğretmenimiz rahmetli Eymen de öyle söylerdi. Yüksek sesli müzik aslında eğitimin bir parçası. Ben burada da işte dans etme falan, hani hep onlara iyi gelsin, kafaları dağılsın, bir şeylerle oyalayayım diye. Demek ki deneyip yanılarak birçok şeyi de çözmemiz gerekiyor.
Evet hocam, başka? Adrenalin nedir? Onu çok merak ediyorum. Adrenalin aslında bu kişinin korku dünyası, heyecan dünyası ya. düşük çıkmış bu değerler aslında. Bu da aslında buradan sonrası yani beyin hipofizle birlikte aşağıya çok hükmedemiyor. Hı hı. Yani aşağısı biraz şey kalıyor, yoksun kalıyor bundan. Tüm bu bilgiden şeyden. Yani ısı değerlerinin de aşağıya doğru düşmesinin sebebi bu. Evet aslında. Arkadaşlar işte orada ısı değerleri çok çok önemli. Evet. Çok şaşıracaksınız. Ben çok şaşırmıştım. Elif Adada belki ısıda ölçülmeyen yerler çıkar. Tamam, bunu tahmin edebiliyordum. Ama bende bile çıktı rahatsızlığımla alakalı. Çok ilginç. Onu da söyleriz yine sonra. Evet hocam, buyurun. Bu şekilde değerler daha düşük çıkıyor ama bu da tabii ki yine hem spreyin kullanımı hem de o granüllerin onu kullanımı. Onu da söyleyeceğim mutlaka. Evet hocam. Sprey ve granüllerin kullanımı bu 6 ay sonraki yapacağımız testte yine göreceğiz. Hı hı. Nasıl gelişmiş, nasıl iyileşmiş. Bunlar ilkler arkadaşlar. Evet. Bu ısı derecelerinde de belli bir ölçümler var. Oğuz hocama ulaşın lütfen. Çok ilginç ve çok güzel bir yöntem. İyileştirme yok. Hani olan bir şey, geri dönüşü yok. Evet. Ama koruma var. Yani özellikle korumayı ya bu bezlerde gelişim de oluyor bu arada. Bezlerdeki iyileşmeyi hormonal görüyoruz. Bezlerdeki iyileşmeyi görebiliyoruz ama tabii ki organlara işlediyse bu, yani bir böbrekte küçülme olabilir ya da bir başka bir organın iflasına doğru bir olabilir. Hani bunları tamamen iyileştirmiyor ama en azından korumak için dahi yapılması lazım. Ve bizim için en önemli şey nedir hocam? İyileştiremiyorsak orada tutmak. Evet, korumak. En önemli. Korumak şey. Aynen öyle. Çok önemli. Şimdi burada da granüllerden çok az bahsedeyim. Granüller getireyim aslında... Getireyim mi? Gösterelim mi? Olur, isterseniz göstereyim. Bir dakika arkadaşlar, hemen getireyim. Evet arkadaşlar, şimdi biz neler kullanımı hakkında da Oğuz hocam göstereceğiz size şimdi. Evet, böyle bir sprey var. Bu sprey beynin ihtiyacı olan mineralleri içeriyor. Hı-hı. Kesinlikle kimyasal hiçbir şey yok. Sadece dediğim gibi mineraller var. Ve daha çok beynin ihtiyacı olan ve baş bölgesinin ihtiyacı olan mineralleri içeriyor. Şöyle de hemen bahsedelim. Elif Hanım'ın acilden geldikten sonra aslında ne işe yaradığının özeti de olabilir. Böyle size videoda da bahsetmiştim. Çenesinde titremeler ve ellerinde titremeler vardı travmatik olarak. Oğuz hocam bizi aradı, nasılsınız diye. O zaman konuştuğumuzda direkt dedi ki bunu sıkın dil üstüne. Hı hı. Ve o anda sıkın dedi, hani titremenin olduğu anda. O titreme anında iki kere geldiğinde iki kere sıktık. Allah'a binlerce şükürler olsun. Hı. Elif Adadaki o titremeler de geçti. Evet, belki siz diyeceksiniz ki gündü, belki bir gün geçti daha iyiydi falan ama biz anne baba olarak o gözlemlediğimiz Elif Adayı şükürler olsun sakinleştirdi. Çünkü Oğuz hocamın kullandığı birçok ailede evet, de evet. Aynı böyle tek, daha pozitif etkiler. Tabii, değil tek, mi hocam? Tek etki değil. Birçok ailede çok etkili sonuçlar aldık. Şu ana kadar olumsuz hiçbir sonuç almadık. Şöyle, bu aynı zamanda o travma sırasında çıkan hormonları da baskılıyor aynı zamanda. Yani o yüzden tam travma sırasında yapmak, yani o travmayı yaşadığı anda sıkmak çok önemli. Bizim için de hatta şöyle düşündük. Mesela ben hastaneye gideceğim zaman, böyle çok stresli olduğum zaman pasiflora atıyordum, Oğuz hocam bilir. Ama dedik işte bunu, artık bu fısfısı yanınızda bulundurun. Evet. Ne bileyim arkadaşlar, iş stresinde gergin olduğunuz bir yerde direkt tabii, ne kimyasal dil üstüne, bir şey var. Sakinleşmek için, daha dingin, daha pozitif hissetmek için bunu kullanıyoruz arkadaşlar bu arada. Bu da AB granülleri. Bu da şimdi normalde su eskiden nasıl olurdu? Böyle nehirden akardı, işte bir tane kayaya çarpar, sonra öteki kayaya çarpar, bir tane taşa çarpar, işte topraktan girer çıkar, öyle gelirdi. Ama şimdi tabii ki bir yerde depolanıyor, o depodan filtrelerden bilmem nelerden geçiyor vesaire. Artık o frekansı, doğal frekansını yitirmiş oluyor. Aslında o her bir kayaca çarpması ona bir frekans, mineral frekansı yüklemiş oluyor. Bunun içerisindeki de mineral frekansları çok seyreltilmiş bir halde suya yine o etkiyi yapıyor. Evet. Yani İsviçre'de üretimi bunların. İsviçre'de de Alplerden dağlardan gelen Alplerden yapılmış testlerle o frekansları yüklenmiş bir şekilde alıyorsunuz suyu. Bunda da yine enerji, dinçlik, böyle o günün stresini atmak için mutlaka kullanılması. Ya da benim gibi olanlar için de sabah kalkamıyorum diyenler evet, için de kesinlikle gün belli şeyleri var. Oğuz hocam onu bize anlattı. Hatta ben de bugün yeniden yani hatta tamamen 8'den... başlayacağım. Başlama fırsatım olmadı hastalık döneminde.
Ben de belli biri 8'e kadar değil mi? Ocak evet, 8'den sonra çok içilmesini önermiyoruz. Çünkü enerji verdiği için uyumada da zorluk yaratabiliyor bazen. Biri 8'e kadar, biri gün boyu içilecek sular hazırlanacak. Belli bir milimler var arkadaşlar ona göre. Bunların içinde de küçücük küçücük granüller var aslında arkadaşlar. Su değil, bilmiyorum şuradan görür müsünüz? Küçücük küçücük böyle mercimek tanesi kadar granüller var arkadaşlar. Böyle burada şıkırdamıyor ama burada daha da belli. Şöyle gösterelim. Şöyle arkadaşlar. Burada ne demek istediğimizi, yani şöyle granüller aslında. Bunları suya ikişer tane ya da dörder, değil mi hocam? Acil granüller. Bunları kullanımı tekrar şey yapacağım, ben anlatacağım size de. Acil ağrılarınız varsa çok şiddetli, eklem kas ağrıları. Bunu Fatih'in ayak ağrıları için özellikle istemiştik. Onlar için çok çok etkili. Yani 2-3 gün içinde kesinlikle çok faydasını görüyor. Bu herkes de hocam değil mi? Bunun bir yaş kriteri yok. Hiçbir yaş kriteri yok. Yani evet, bebekte dahi kullanılıyor ki benim kardeşim doğum yaptı. Hamile sürecinde kullandı. Evet, bebekliğinde şu an kullanıyoruz. Daha yeni doğan olmasına rağmen. Bebekliğinde laktoz intolerans için. Çok iyi. Ve çok şükür şu anda hala gazı yok. Yani gaz için. Evet, çok güzel. Evet. Şey. Evet, ve erkek çocuğu arkadaşlar. Erkek çocuk çok gazlı olur derler. Daha çok şükür yok. İnşallah da olmasın. 19 günü geçti. Maşallah. Yani biraz buna da bağlıyoruz. Dediğim gibi laktoz intolerans için. Çünkü Avrupalılarda bu yok ama bizde maalesef süt çok fazla gaz yapabiliyor. Aynen öyle. Ve burada bilinmeme sebebi de arkadaşlar aslında birçok yerde, yani nerelerde yapılıyordu hocam bu tamamen. Mesela şava semineri nereden geldi yapmak için? Evet, böyle? İsviçre'den geliyor. Evet. Zürich Üniversitesi'nde biyofizik uzmanı. Oradan seminerleri aldılar arkadaşlar Oğuz hocamlar. Kendisi buraya geldi, Antalya'ya. Burada eğitimlerini tamamladık. Tabii yoğun bir eğitim süreci de oldu. Hani tabii Zoom üzerinden. 3-4 kere zaten birebir görüşme oldu galiba. Çünkü en son Zoom üzerinden de görüşme oldu. Hocam. Evet, en son bu cumartesi. Bu cumartesi, bugün pazartesi, 2 gün önce görüşmeleri vardı. Evet. Gördüm. Son sertifikalarımızı da aldık. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sağ olun, teşekkürler. Son kişinin duygusal yetkinliği. Yani orada burada daha neler vardı hocam? Şöyle fiziksel, sosyal, dilsel, müzikal, şekilsel, uzaysal, mantıksal, matematiksel, zaman planlama, motor kinestetik şeklinde. Tabii bu da yavaş yavaş gelişecek bir şey. Özellikle hani suların kullanımıyla hem de Elif Hanım'ın aktifliğiyle. Daha çok sosyal çıkmış burada. Yani sosyal aslında, ben de bunu şuna yordum. Siz işte kuzenleri geliyor karşı taraftan, çok mutlu oluyor demiştiniz. Evet. Aslında o sosyalliği çok seviyor. Aynen öyle. Ben zaten dün akşamki tahminlerimde de Fatih direkt bir sosyal çıkacak. Çünkü Elif Ada hem sevilmeyi seven hem de seven bir çocuk arkadaşlar. Böyle onu fark ediyorsunuz. Kuzenleri geldiğindeki ona dokunmadık, onların elini tutmaya çalışmadaki o çabalarından aslında Elif Ada'nın onu fark ediyordum. Seviniyordum. Aslında size doğru da yaklaşıyor yavaş yavaş. Müzikal de geliyor gibi. Beni biliyorsunuz arkadaşlar. Hatta özellikle benim tamam net budur dediğim şey de aslında bu oldu. Birçok etkenden biri bu oldu. En belirgin özelliği diyeyim. Ben şarkı söylemeyi çok seviyorum. Bunu artık öğrenmişsinizdir. Dinlemeyi de çok seviyorum. Beni en çok rahatlatanlardan biri aslında. Belki de birçok duyguları tercüman edemediniz de ben şarkılarla söylüyorum. Kendimi ifade ediyorum diyeyim. Benim müzikal tarafım çok güçlü çıktı. O yüzden de Elif Ada'yı da böyle, tabii ben müzik dinlediğim için onda müzikal tarafında özellikle vardır mutlaka. Onu geliyor. Yani bunlar gelişecek şeyler yine. Duygusal yetkinlikleri. Hangi yöne doğru işte. Daha çok dilsel konuşmayı seven mi? Tabii biraz daha geride kalıyor. Fiziksel biraz geride kalmış. İnşallah bunlar da gelişecektir. İnşallah. Evet, kesinlikle. Elif Ada'nın da arkadaşlar beni en çok... Oy kuzum. Beni en çok heyecanlandıran tarafı kızım ne hissediyor? Bu gerçekten bence birçok özel ailenin çocuklarının ne hissettiğini öğrenmek için çok güzel bir yöntem. Ben hatta Ozuru'ya neden bana söylemediniz, neden biz ilk yapılmadık diye çok serzenişte bulundum. Çünkü ben çok istiyordum. Biliyorum ki bence benimle birlikte burada özel aileleri olan, özel çocukları olan aileler de öğrenmek ister. Çocukları ne hissediyor? En azından ona göre bir şekil verebilmek bence mucizevi bir şey. Çünkü bizim genetik tanılarımızda bize demiyorlar ki hani
şöyle yapın, işte çocuğunuz şunu sever, bunu sever, hiçbir şeyin çıkaramadığı yöntemi bu mukoza testinden çıkması bence mucizevi bir şey. Bu beni çok heyecanlandırmıştı. O yüzden de özellikle paylaşmak istedik ki sizi de bence heyecanlandıracağını düşünüyorum. Dediğim gibi Oğuz Hocam'a ulaşabilirsiniz. Instagram adresini bırakmış olacağım. Yine buraya da bırakırım. İnşallah sizler de bence bilgi alabilirsiniz. Birçok şehre zaten gönderilebiliyor bu tabii şeyler. Testinizi de kendiniz yapabilirsiniz. Online olarak görüşmeleri de yapılabilir. Aynen öyle. Telefon Oğuz üzerinde. Hocam'la görüşebilirsiniz arkadaşlar. İletişimde geçerseniz Instagram'dan mutlaka size geri dönüş yapacaktır. Bu arada Fatih'e de yaptık. Onu da çok merak ediyorum. Çünkü Fatih sessiz, sakin biri ve kapalı bir kutu. Onu da hızlıca söyleyelim mi hocam? Ben onu da merak ediyorum. Ya da biz onu kendimiz mi artık şey yapalım? Dilerseniz öyle yapalım, fark etmez. Biz Fatih'inkini kendim özel olsun, ben öğreneyim. Fatih öğren. Beni söylemeden açmayalım. Aynen. Çünkü benimkini de zaten az çok anlatmış olduk arkadaşlar. Ben şimdi bunların kullanımına başlayacağım. Aslında bu fısfısa başladık. Elif Hanım dediğim gibi mucizevi bir şekilde o tedirgin, o korku, panik halini kesti. Bu granüllere de ben de başlayacağım. Şöyle ki biliyorsunuz benim şeker, pankreasta da aslında bende belirgin çıktı. Çok fazla değildi ama yine de iyi demiştiniz değil mi hocam? Hasta evet. Şeker hastası olmama rağmen. Evet. Çok ilginçtir. Isı da benim böbreklerde ısı alamadık evet. Arkadaşlar. O da bazı şeyleri o gerçekten gösteriyor. Isı testleri de gösteriyor. Aynen yani ben çok şaşırdım. Aslında fasciyi görmüş oluyoruz. Fasciyelere bilgileri nereden alabiliyor, nereden alamıyor. Aslında vücut kendi kendini çok güzel tedavi edebilir bir aynen yapıda. Öyle. Ama tabii ki bilgi alışverişi kesildiği zaman... İşte bunu oraya uyaranı vermek gerekiyor. Tabii, aslında evet. Doğru olan bu evet. İyileşme için. Hem ilaç tedavimi hem de bunlara devam ederek bir de görelim dedik Oğuz Hoca'yla. Gerçekten geri dönüşler çok güzel. Çünkü evet. Biz bir tık geç kaldık. Hastalığımız süreci işte bayram girmesi falan. Biz başlayamadık ama başlayanların çok güzel geri dönüşler olduğunu bildiğim için de ben gönül rahatlığıyla... Başlayacağım. Oğuz Hocam'ı da bilip ve güvendiğim için kesinlikle. 11 yıldır zaten, tanıyorum çünkü kendisini. Evet evet. Biz hiçbir yani bu zamana kadar biliyorsunuz hiçbir şey ne önerebildim ne şey yapabildim çünkü birçok şey yapıyor aslında biliyor musunuz arkadaşlar? Yani akupunkturu yapabiliyor Oğuz Hocam. Eğitimi evet. Var. Birçok şey var. Ama rahmetli mesela Hasan Eymen de yapıyordu. Ama Elif Adayla ve Amine Elif'le hiç öngörmedi. Eğer öyle olsaydı o kadar güveniyorum ki hani yok ben yapmış olmak için yapayım asla yok. Yok siz daha kesinlikle. Çok tanımışsınızdır. O yüzden o konuda çok güveniyorum. Ne ihtiyaçsa ona istinaden ona doğru gider. O konuda da hep evet. Biliyorsun siz nereye evet. Ben oraya. Hep evet. Öyle de gittik yani Oğuz Hocam'la. Yani kendim de o kadar inandım ki. Ki yani kardeşinize yaptınız kendinize. Aynen öyle. Hani o yüzden arkadaşlar güvenerek de bence yapabilirsiniz. Ve biz biliyorsunuz özel aileler birçok şey denedik. Birçok şey koştuk. Neden denenmesin çocuklarımızın evet. Duyguları için diyorum. İnşallah. İnşallah. Ben çok heyecanlandığım için bunu sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Belki sizin de dikkatinizi çeker diye. Böyle kısa kısa videolar atayım yine süreci size anlatırım. O zaman şöyle yapalım. Bir sonraki videoda çünkü uzun bir video oldu. Görüşmek üzere diyelim. Yine merak ettiklerinizi yorum kısmına mesajlar kısmına yorum kısmına yazarsanız arkadaşlar. Oğuz Hocam da mutlaka görecektir mesajları ya da bir mesajlara soru cevap gibi bir şey yapabiliriz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Evet.